Genişleme testi 2'deyiz. İlk sorumuz odak uzaklığı. F olan ince kenarlı mercek, I noktası ışık kaynağı, perdeler arasında şekilde gibi konulmuştur. KL noktaları çevresinde oluşan aydınlanma şiddeti EK'nın ED'ye oranı kaçtır diyor. Perde üzerindeki bakın ne kadar uzaklıkta? Bir F kadar uzaklıkta. Buradaki aydınlanma şiddeti I bölü D karedir. Merceğin yüzeyinde oluşan aydınlanma şiddeti de yine F kadar uzaklıkta olduğu için I bölü D kare kadardır. Hatırlarsanız mercekten çıkan ışınlar, şöyle gelen ışınlar hepsi paralel bir şekilde çıkacağı için, kırılacağı için perde üzerindeki aydınlanma ile mercek üzerindeki aydınlanma eşit olacaktır. Dolayısıyla bakın D bölü F, I bölü D kare, I bölü D kare olduğu için oranımız 1 çıkacaktır. Cevabımız C'dir. İkinci sorudayız. X-Y noktasal ışık kaynakları üzerine bir yağ lekesi olan fotometrenin her iki yanına çekildiği gibi yerleştirilmiştir. X'in ışık şiddeti I, Y'nin 2, 4 I olduğuna göre hangileri doğrudur? Bakın buna I diyor. Buna da 4 I değerini veriyor. Aydınlanma şiddetinin formülünü hatırlayalım. I bölü D kare. O halde D kare aldığımızda bunun oranı 1. Bunun oranı da 1 çıkar. O halde aydınlanma şiddeti E1, buradaki EX diyelim, buna da EY diyelim. EX ile EY birbirine eşit olduğu için yağ lekesi görülmez. Doğru. Artı X yönünde hareket ettirilirse, hangisi bakın fotometremiz, nerede artı X'imiz? Bu tarafa. Evet, buraya doğru giderken bu azalır, bu artar. O zaman eşit olmaz. Yağ lekesi görülür. Fotometre X yönünde hareket ettirilirse, yağ lekesi yine görülür. Çünkü yine bu tarafa doğru giderken bu artar, bu azalır. Eşit olmaz. Yine görülür. Cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruda düzlem ayna odak uzaklığı F olan mercek ve çukur ayna ile özdeş noktasal ışık kaynakları 1, 2, 3'teki gibi yerleştirilmiştir. KLM noktalarında oluşan aydınlanma şiddetleri EK, EL ve EM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Hemen bulalım bakın arkadaşlar. EK'yı buluyoruz. EK'da bir kaynaktan gelen vardır. Alta yazayım. I bölü D kare artı bir de burada görüntüsü oluşacak burada kaynağımızın. Perde olan uzaklığı da şuradan bakın ne olacaktır? 3F. Bir de oradan gelecektir. 3F. I bölü 3F'in karesi yani 9F kare. Bunun toplamını bulduğumuz zaman 9'u da bakın 10 I bölü 9 F kare diye bir aydınlanma şiddeti çıktı. Şuraya bakalım. Burada sadece merceğin üzerindeki aydınlanma şiddetini bulmamız yeterli. Çünkü ışınlar paralel gideceği için her bir uzaklıkta uzaklıkta aynı aydınlanma şiddeti olacak. Buradaki EL'imiz de I bölü F karedir bakın. Buraya geldiğimizde ise yine EM'yi hesaplayalım bakın. Önce perdedekini buluyorum. I bölü F kare. F kare. Artı diyorum. Bir de bunlar, bakın buradan ışınlar gelecek aynaya. Sonra paralel olarak yansıyacak. Paralel yansıdığı için ayna üzerindeki aydınlanmayla herhangi bir uzaklıktaki aydınlanma eşit olacak. I bölü F kare. Buradan da 2 I bölü F kare olacak. Dikkat ederseniz en büyük bu. Sonra birden biraz küçük olduğu için bu. Ondan sonra bir olduğu için de bu. Yani L, M, K, L cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Yüzey alanları S, 2S, 3S olan KLM dairesi levhaları noktasalı bir ışık kaynağının önüne sayfa düzenine dik olarak konulmuştur. KLM levhaların yüzeylerindeki toplam ışık sıralar ışık akıllarının sırasıyla FK, şey FK, FL ve FN olduğuna göre aralarındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Bakın şurada aynı uzaklıkta olduğuna göre bunun üzerine daha çok ışın düşecek. Bakın şöyle eşit aralıklarla ışınlar çizecek olursam şöyle çizeyim bakın. Daha çok ışın düşecek. Ama bakın, aynısını buraya çizdiğimizde eşit aralıklarla çizdiğimizi düşünürseniz bakın buraya ancak iki tane düştü. İki tane yukarıda, iki tane bakın. Burada ise daha fazla. O zaman M'deki ışık akısı daha fazladır. Şimdi şuraya geldiğimizde ise uzaklık bunun ikisi arasında bakın şu aynı uzaklıkta olmalarına rağmen bunun üzerine düşecek olan ışık akısı
Buna göre biraz daha az olacaktır arkadaşlar. Buna göre biraz daha az olacaktır. O zaman M en büyük. Aynı uzaklıkta olmasına rağmen yüzey alanı ay bakın nedir? Daha küçük olduğu için ondan sonra L. Aynı uzaklıkta olduğu için yüzey alanı küçük olduğu için sonra K gelecek. Cevabımız o halde C seçeneği olacak.